Kalp krizi, kalbi besleyen damarların, ki biz bunlara koroner damarlar diyoruz. Koroner damarlar kalbin etrafında, çevresinde yer alırlar ve ana damar aortadan çıkan, kalpten sonra ayrıldıktan sonra çıkan ilk damarlardır. İki tane ana damar vardır kalbi besleyen. Bu damarlardan soldaki damar hemen çıkışta ikiye ayrıldığı için kalbin önüne ve arkasına ilerler. Ve genellikle de bu ikiye ayrıldığı için toplamda 3 damar olarak bahsedilir. Kalbi besleyen 3 tane ana damar vardır denir. Bu damarlardan herhangi birisinde oluşan damar sertliği sonucunda oluşan damar duvarını, damar lümeni yani damar boşluğunun damar sertliği ile zaman içerisinde daralması, tıkanması ve üzerine pıhtı oturmasıyla ani kan akımının, kalbi besleyen kan akımının kesilmesi sonucunda bu damarların beslediği alandaki kalp dokusunun, ki bu kas dokusudur, ölümüyle, hücre ölümüyle sonuçlanan duruma biz kalp krizi diyoruz. Buna miyokard enfarktüsü, tıptaki Bir yere de. adı miyokard enfarktüsüdür. Halk arasında da enfarktüs diye de.││